dersinde tekrar beraberiz. Son yaptığımız derste geometriyle ilgili bir giriş yapmıştık. Onu biraz daha bugün birkaç şeyle besleme yapalım. Geometri aslında bulmaca gibi bir ders. Oyun mantığıyla yaklaşırsak yapabiliriz. Verdiğimiz soruları da bu arada matematik 1 ile ilgili gönderdiğimiz soruları zannediyorum yavaş yavaş yapmaya başlamışsınızdır. Bitmiş olmasını umarım. Oradan yine birlikte çözeceğimiz sorular olacaktır. Şu anda hikayeyi şunun üzerine kuralım. Bir, çemberde açıları tanıdık. Yani çevre açı, merkez açı, iç açı, dış açı. Doğru mu? Teğet nedir? Kiriş nedir? Teğetle kirişin de oluşturduğu bir açı ve merkez nasıl kullanılır? Merkez bizim için çok önemli biliyorsunuz. Merkezden iyi faydalanmak lazım demiştik. Merkez neyi sever demiştik? Merkez teğet sever, kiriş sever demiştik değil mi? Hani o dersimizi kaç kez izlemekte fayda var. Şimdi bugün asıl meseleye dönecek olursak o da üçgenleri yavaş yavaş görmeye başlamıştınız. Üçgenlerde açı tabii Thales, Pisagor ve Öklit bu üç adamı iyi tanımak lazım. Thales benzerlik ile ilgili bize çok ciddi bir şey vermişti bilgi. Pisagor ve Öklit'in de yine aynı şekilde bize yardımcı olacağını biliyoruz. Bir şöyle hafiften gerçi ben şöyle bir 5 dakika hatırlatma yapayım, tamam mı? Mesela ilk hatırlatmamı şöyle deneyeyim. 30-60-90 üçgeni. Mesela bu çok meşhur bir üçgen. Bu açılarla kenarlar arasında çok ciddi bir ilişki vardı. 30-60-90 küçükten büyüğe doğru yazarsak bunların geçişleri vardı sevgili arkadaşlar. Şöyle düşünün 30-60-90 üçgenini ve bu 30-60-90 sayılarını görünce iki sayı aklımıza geliyor. Kök3 ve 2 sayısı. 30'un karşısında kim varsa 60'ın karşısındaki kişiyi tanırız demiştik. Buradan buraya geçerken çarpı kök3'ü kullanıyorduk. Çarpı kök3. Buradan buraya geçerken de çarpı 2'yi kullanıyorduk. Yani tersini de düşünebiliriz. 90 derecenin karşısı elimizde varsa kenar olarak, uzunluk olarak 90 derecenin karşısındaki kenar biliyorsanız 30 derecenin karşısındaki onun yarısıdır direkt diyebilirsiniz. Yani tersten düşünürseniz bölü 2 demeniz lazım. 60'ın karşısında elinizde varsa ve siz 30'un karşısındakini merak ediyorsanız tersten düşünürseniz kök 3'e bölmeniz gerekir diyorum. Anlaştık mı? Yani hikayemiz şu. Hikayemiz şu. Bir soru çözerken en çok kullanacağımız şeylerde yani 30, 60, 90 özel üçgeni yani bu çok büyük bir pay sahibi özel üçgen 30, 60, 90 özel üçgeni çok önemli demiştik. Bunu iyi kullanacağız. Sorularımızda görmüşsünüzdür. Bayağı bir yeri var. 30'dan 60'a geçerken efendim kök 3 ile çarp demiş, değil mi? 30'dan 90'a geçerken kök 2 ile çarp demiş. Tersini düşünürseniz de böl gel diyor. Anlaştık mı? Şöyle bir şey hemen göstereyim. Bu 30-60-90 üçgeniydi. Öklit'i hatırlayacak olursak, Öklit ne diyordu? Öklit hatırlar mısınız? 90 ve 90. Şöyle bir bayrak olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Burada da 90 olacak. Burada da 90 olacak. Anlaştık mı? Yani 90-90'ı görmek zorunda sevgili arkadaşlar. Öklit sorusunu çözebilmemiz için. Anlaştık mı? Yani 90 şöyle ne olmalı? Oluşmuş olmalı sevgili arkadaşlar. Öklit bayrağını görürsek hemen aklımıza kim gelecek? Öklit bayrağını görürsek yani şurası H, şurası P, şurası K,
Yani bunun karesi sevgili arkadaşlar, bununla bunun çarpımını eşitliyoruz. Öklit'in bize ne demiştik? Armağanı demiştik bunun için. Öklit bize bunu vermişti. Pisagor'u hatırlayacak olursak, hemen hatırlatmaları yapıp sorulara geçeceğim. Pisagor'u hatırlayacak olursak, Pisagor tabii daha eğlenceli bir adam. Şöyle hani kumların üzerinde bir oyun oynamıştı, hatırlar mısınız? Ne demişti? 90 derecenin karşısındaki kenar olan C kare, A kare ile B karenin toplamına eşit demişti. Bunu da zannediyorum kumlarla nasıl oynadığını bir önceki derste göstermiştim. Pisagor'u da unutmamak gerekir. Pisagor, Öklit, 30-60-90 üçgeni çok kullanacağız. Pisagor, Öklit, 30-60-90 üçgeni ve Tales. Yani bu arkadaşımız tabii ki Thales'i hatırlayan var mı? Şöyle iki tane paralel görmek zorundaydınız. Şurası A, şurası B ise A'nın A artı B'ye oranı diye hemen bir benzerlik oranı yazacaktınız. Şurası C, şurası D ise C'nin de C artı D'ye oranı diye hemen bunu eşit olarak kabul edecektiniz. Burada X, burada Y varsa bu da X bölü Y'ye eşit olacaktı sevgili arkadaşlar. Bu da Thales'ti. Bunların hepsi geçen derste detaylı bir şekilde anlattık. Onu biliyorsunuz. Thales'i de gösterdik. Pisagor'u gösterdik. Öklit'i gösterdik. 30-60-90 üçgenini gösterdik. Bunlarla ilgili sorular çözeceğiz dedik. Çokça da geometride işte çemberde açıyla da ilgili bir bilgimiz var. Şimdi açıortay ve kenarortay hikayesini tanırsak sorularda bunların da bize nasıl faydası var göreceğiz. Açıortay, kenarortay üçgenin yardımcı elemanlar aslında bunlar sevgili arkadaşlar. Bir üçgenin yardımcı elemanları diyoruz. Hani biz soruları çözerken yardım almayı severiz ya. Yardımcı elemanlarından en önemlileri açıortay, kenarortay, yükseklik. Açıortay, kenarortay, yükseklik. Üçgenin yardımcı elemanları sevgili arkadaşlar. Bunlar nasıl kullanılır? Bu üçünü iyi kullanmayı bilirsek, bu üç yardımcıyı iyi kullanmayı bilirsek, vallahi şimdi üçgende çözemeyeceğimiz soru kalmaz diyoruz. Peki hocam, üçgenin yardımcı elemanlarından birincisi olan açıortayı nasıl kullanabiliriz? Açıortay. Şimdi sevgili arkadaşlar, şöyle bir şey var. Şimdi bir üçgeni çizdiğinizde, şunu çizdim, A, B, C. Şimdi bir açının açıortası, yani açının bir ortasından bahsediyoruz. Şöyle ortaladığımı düşünün. Şurası ve şurası eşit. Açıyı ortaladım. Açıyı ortalamakla ilgili bir şey. Açıortay. Açıyı ortalıyoruz. Yani tam ikiye bölüyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Şu açıortay genelde kitaplarda bilirsiniz. N harfiyle gösterilir. AN açıortay. Şimdi AN açıortayını nasıl kullanacağız? Bakalım soruda bunu nasıl bir hikayeyle buluşturacak. Şimdi açıortay konu olarak sevgili arkadaşlar açıortay iki şekilde gelebilir. Bir oran orantı olarak sorabilirler. İki açıortay 90 derece ile birlikte sorulabilir. Yani açıortayı iki şekilde karşınıza getirecek. Ya bir oran orantı sorusu yapacak ya da açıortayla 90 dereceyi birleştirecek bir şey yapacak, tamam mı? Yani soru iki türlü çıkabilir açıortayda diyoruz. Peki ne çıkabilir? Ben diyorum ki açıortayda benim açıortayda ilk problemim oran orantıysa hocam bana bunu nasıl sorarlar? Şöyle sorarlar sevgili arkadaşım. Şurası bir kol. Tamam mı? Şurası işte sol kol olsun. Şu sağ kol olsun. Tamam mı? Şunlar da tabanlar. Mesela burada sol kolda X'in durduğunu, sağ kolda Y'nin durduğunu düşünelim. Şurada da M harfi, şurada da N harfinin durduğunu düşünelim. Parça olarak. Okey. Şurada M var, şurada N var. Sol kolda X, sağ kolda da Y var. Sol kolun gördüğü taban M,
sağ kolun gördüğü taban ne olsun? Anlaştık mı? Şimdi burada oran orantı var arkadaşlar. O da şu x bölü m, x bölü m, y bölü n'ye eşittir. Bu iki oranın birbirine eşit olmasına zaten orantı diyoruz. İki oran birbirine eşitse bir orantı oluşturur. Yani sol kolu alın, sol kolu alın, m'ye bölün, sağ kol alın, n'ye bölün. Bu oran aynı çıkacaktır. Bunun tersini de yapabilirsiniz. Yani m'yi x'e bölün, bunun tersi de doğrudur. Değil mi? Hani m'yi x'e bölün, n'yi y'ye bölün. Bu da olur. Aynı şey zaten. Bir oran olarak aynı şeyi gösteriyor. Yani kollar ile tabanlar arasında bir orantı olacak. İç açı ortay hikayesinde. Şu anda açı ortayda tabii üçgenin içinde kaldık. Bunu artık iç açı ortay diye tanımlayabiliriz. İç açı ortay. Bir üçgenin içinde bir açı ortay oluşmuşsa kollar ve tabanlar arasında bir orantı oluşur. Kollar ve tabanlar arasında bir orantı oluşur. Yani şunun şunun oranı, şunun şunun oranına eşittir demek istemiş adam. Peki bunu ben nasıl kullanırım? Başka nasıl kullanabilirim? Hemen şöyle bir şey yapabilirim. Sayıyla göstereyim. Biraz daha tabii şurayı komple baştan yaratıyoruz. Şöyle yaparım. İç açı ortayı çalışıyorum. Şu anda geldim. Bakın A, N iç açı ortay. Açıyı ortaladı. Şu anda bu kadar biliyoruz. Ve şurası X, şurası Y, şurası da M, şurası da N olsun dedik. Okey. Bu iç açı ortayın bana anlattığı şeyin arkadaşlar yani X'in M'ye oranı, Y'nin N'ye oranı dedim değil mi? Hani bu oran eşit olacak dedim. Doğru mu? Evet hocam, doğru. Sayı verirsem bunu nasıl yapmam lazım? Sayı verirsem şöyle olacak şimdi bakın. Sayıyla çalışalım. Mesela bu 6 oldu atıyorum. Bu 3 oldu. Şimdi 6 bölü 3 kaç arkadaşlar? 2. Tamam. Bu 8 olursa bu kaç olur? Hocam 6'nın 3 oranı 2. O zaman 8'in neye oranı 2'dir? 4. Soru işareti yerine gelmesi lazım. 4. Mesela böyle bir şey olabilir. Yani bunun buna oranı, bunun buna oranına eşit demedik mi? Evet. Ya da tersini düşünebiliriz. 3 bölü 6 ya da 3 kaç katını görmüş? 2 katını görmüş. O zaman buradaki sayı da 2 katını görmeli ki bir oran tutsun. O zaman 3 2 katını görmüş. Buradaki sayı da 2 katını görecek. O zaman bu 4 olacak diyebiliriz mesela. Evet. Belinda IQ soruları saat kaçta olacak demiş. Belinda onları yarın yapacağız. Bugün şu iç açı ortay ve kenar ortayı anlatmam lazım. Çünkü geometri sorusu çözerken şimdi şöyle bir şey. Yani bir sorun içerisinde iç açı ortayda, kenar ortayda, yükseklikte kullanmak zorunda kalabiliyoruz. En azından şu parçaları tamamlayalım. Çünkü geometri sorusu çözerken hocam iç açı ortay çıktı, kenar ortay çıktı demeyelim. En azından bu da arşivimizde kalsın. Anlaştık mı? Yarın IQ ile ilgili çalışmamız olacak. Onu söyleyebilirim. Küp sorularını yarın yapacağım. Şimdi tekrar dönüyorum. 3'ü 2 katını görmüş. Bu da 2 katını görecek. Yani buna ne diyoruz o zaman? 4 diyoruz. Doğru mu? 3 bölü 6. Soru işareti bölü 8 olmalı. Buradan da içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. 6 tane soru işareti. 3 kere 8, 24. Soru işareti yerine 4 gelir. Ya da yine söylediğim gibi şöyle de yapabilirsin. Yani 3 2 katını görmüş. Buradaki sayı 2 katını görecek. Bir oyun olarak da düşünebiliriz. Evet. Kasım sonunda bitecek. Doğru. Yarın bitirmiş olacağız. Yani Kasım henüz bitti mi? Bitmedi değil mi? Belki yarın biter. Yani yarınki derste küpleri ve o bazı şekil sorularını görürsünüz. Şimdi burada iç açı ortay sorusunu şöyle modelledik. Son olarak şunu sorabilirlerse iç açı ortayda. İç açı ortayın uzunluğunu sorabilir. AN uzunluğu nasıl olur? İç açı ortayla ilgili gelecek sorulardan birisi oran orantı. Birisi de kendi uzunluğunu bulma. Mesela şimdi buralara biz ne dedik? İşte X, Y dedik atıyorum. MN dedik. Doğru mu? İç açı ortay uzunluğu bulmak isteyen öğrencinin yapması gereken şey şu. Karekök içerisinde
Kolların çarpımını tabanların çarpımından çıkarmaktır. Bu da iç açı ortayın uzunluğunu sorarsa kolları çarp, tabanları çarp ve çıkar. Bunu Karekök için de söyle diyor. Pisagor'la ispatlanmış bir olay.